aklına nasip olmuş. Ve Mengen Belediye Başkanı Tren Brut'un ile zamanının rektörü Profesör Doktor Hayri Coşkun ile vakfımız arasında yerleşkenin ismi Mengen İzzet Baysal yerleşkesi olmak üzere 23 Mayıs 2016 tarihinde her gibi bir inşaatı için protokol imzalanmıştır. Planların vakfımızca yaptırmış ve rektörlükçe onanmıştır. İnşaatın ikiminde vakfımıza ilaveden üniversiteyi armağan edilecek bu anlaşmanın 6.1 maddesi şöyledir. Üniversite bu inşaatı Demirbaşı'na İzzet Baysal Vakfı armağanı olarak Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Eğitim Kampüsü olarak kaydedilecektir. Protokolün yapıldığı 2016 yılında vakfın Bolu'daki İzzet Baysal Ortaokulu inşaatı devam ettiğinden Mengen inşaatları vakıfça 2 Nisan 2018 tarihinde yıllık fiyat artışları hariç 16.379.809 liraya ihale edilmiştir. Yapım programına göre devam etmekte olup bitimi 2021 yılında öngörülmüştür. Yaşanan bu gerçeklere rağmen Mengen ilçemizde 6 yıl eğitim hizmeti veren 4 yıllık gastronomi bölümünün Bolu merkezine taşınması ısrar edilirse Mengen halkının hakkı yemiş olacaktır. B. Rektörlük vakıfça imzaladığı protokole sadık kalmamış olacaktır. Vakfımızın kurucusu rahmetli amcam İzzet Baysal bu vakıf tüm varlığı ve yönetimiyle Bolu halkına emanet ettiğinden kendini yapılmak istenen bu haksızlığı ve yanlışlığı vakfın esas sahiplerine duyurmak mecburiyetinde kaldım. Teşekkür ve saygılarımla Ahmet Baysal, İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı. Evet, bu şeyler sizlere dağıtılacak. Efendim siz de fazlasını da yaptıkınız galiba. Resmette. Efendim benim soru sorabilir miyiz? Soruları geçeceğiz efendim. Şunları verelim de şöyle. Benim anladığım siz rektör böyle yüz yüze çok görüşme yapamadınız yani. Ulaşamadım. Sadece bir telefon görüşmesi oldu ve size döneceğini söyledi. Başlangıçta ulaştık. Birinci şeyde ulaştık. Yüz yüze görüşme oldu mu efendim? Yüz yüze görüşme oldu. İkinci... Evet. Nerede yüz yüze görüşme oldu? Mengen kampüsünün beyanatından sonra evet. Rektörü aradım. Gazetedeki beyandan sonra. Beyanattan sonra. Evet. Bana ulaştığını ertesi gün aradım. Evet. Orada yazdığım gibi rektöre bunun doğru olup olmadığını sordum. Evet. Anlatıyorum. Rektörün cevabı, evet biz bu karardayız, bunu yapamazsınız dedim. İşte gerekçelerimi, size yazdığım gerekçelerimi ona da anlattım. Bana hak vermiş göründü. Bakın benim şeyim bu, anladığım. Ama ne olur Ahmet Bey, bana bu konuyu Gök'le görüşmeye müsaade et. Birkaç gün verdi. Hafta sonuna kadar bana mail verdi. Bu sizin, onu yazmadım burada, aynen söylüyorum. Sizin yetkinizdedir. Gök size bu yetkiyi vermiştir. Siz de onu faaliyete açtınız. 6-7 yıldır orada çalışıyor. Gök'e bile müracaat etmenize gerek yok diye ısrarla bulundum. Bu beyanata çıkıp gazetelere karşı bir beyanatta bulundum dedim. Bu telefonla oluyor tabiatında. Bana verdiği cevap haklı görülmüş göründü. Buna rağmen dedi, ben de bir Gök'e karşı bir bunun şeyini görüşmem lazım. Size, benim görüşmem salı günüydü, size hafta cumaya kadar cevap vereceğim. Ben bunu beklemek istemedim. O zaman o cumaya kadar beklemesine evet dedim. O tarihe kadar görüş ve bana dön verdim. Ve dönerim dedi. İşte yazdığım gibi bugün dönmedi. Akşama kadar ben hanım bilir telefonum yanımda yakacıkta taşımam. O gün akşama kadar telefonumu yanımda taşıdım. Rektörden haber gelir diye emin olun heyecanla bekledim ben. Dönmedi. Saat 3'ten sonra telefonumda kayıt vardır. 3 kere kendisini aradım. Telefon uzun uzun çaldıktan sonra müddetim de kesildi.
cevap gelmedi. Tekrar aradım. 3 kere aradım o gün. Son aradığım geceydi hatta, saat 8'lere vardı. Dün akşam da aradınız. Akşam vakti. Aradım, cevap gelmedi. Yani Hüseyin Baysal, ben şunu... Cevap gelmedi. Hani, cevap gelmedi. Dün akşam da aradınız zaten. Bir dakika, onu da söyleyeceğim. Yani ondan kalmadık biz. Yani bakın, bu dönmeyiş beni evvela şu noktada etkiledi. Ben beni aramasını Ahmet Baysal olarak beklemiyorum. Ben İzzet Baysal'ı aramasını bekliyorum. Yani onun, ben temsil ediyorum bugün hepinizi, o vakti temsil ediyorum biliyorsunuz. Beni çok üzdü tabii. Fakat yegane çareyi bırakmadım peşini. Okuyacaksınız orada. Valimize telefon ettim o cumartesi günü. Cuma günü cevap benim ilk telefonuma gelmeyince, ertesi gün cuma günü tatil olmakla rağmen bu konuyu haklı olarak irdeleyeceğine inandığım Sayın Valimiz Ahmet Ümit Bey'i aradım. Tatil olmasına rağmen bana her zaman yaklaşım, sıcak yaklaşım vardı baktığınızda. Gerekçeyi bile sormadan pazartesi günü ben sizinle görüşmek istiyorum dedim. Çünkü hafta sonu görüşmenin onun tatilde şey yapmak olurdu. Pazartesi günü bana saat 3'te randevu verdiler. Kendisini aradım. Burada yazdığım gerekçeleri annem anlatarak kendisine. Bu kampüsün muhakkak Bengen'de 4 yıllık kampüsün kararı alınmıştır. Uygulamada 7 yıldır devam etmektedir. Bütün burada yazdığım gerekçeleri anlattım. Beni sabırla dinlediler. Bana burada size söylediğim gibi biz vakfın vali olarak vakfın rektörlüğün yönetimine karışma durumunda yetkimiz yok. Fakat kendisini ikna edeceğimi, bakın bu sahibi ikna edeceğimi söyledi. Gerisini görüşeceğimi söyledi. O zamana kadar bir harekette bulunmayın dediler. Ve kendisinden hakikaten verdiği tarihten önce dün beni, ben telefonumda arayacak tabii. Ticaret odasında bir toplantıda valimin o heyecanlı konuşmalar arasında valinin telefonu ettiğini gördüm. Hemen kapatmadım tabii. Hemen dışarıya çıktım. Valimiz bana aynen şunu söyledi. Kendisine demiş ki biz kesinlikle Bengen halkının menfaatine aykırı bir iş yapmayacağız demiş. Fakat gastronomi fakültesi konusunda tek kelime etmemiş. Ben bunun üzerine şunu anlıyorum. Demek ki diyorum, rektör hala Bengen'de kalmasında ısrarlı. Buna rağmen bakın burada yoldur. Dün akşam kendisini son defa tekrar aradım. Valiye böyle söylemişsiniz. Bunda neden gastronomi hakkında beklenen cevabı vermediniz diye. Ona dahi cevap gelmedi bakın. Telefonda kayıtlı da benim konuşmam. Telefonunuz mu açmadı? Telefonu açmadı. Çaldı, sustu. Bakın ben İzzet Baba'nın sağ olsa bana kılacağı şeyi yaptım. Yani İzzet Baysal'a saygı bu kadar yani demedim, gene de aradım. Bunu da lütfen yazın. Dün akşam aradım gene de. Hala cevap gelmedi. Yani şu anda da gelebilir. Gelse tekrar istediğimiz şeyi verse de size bu konuşmam sonunda şu anda telefon geldi işte siz de duyuyorsunuz. Bengen taşınmıyor diye haberini alabilseydim. Onun üzerine işte burada olduğunuz gibi benim tek çarem şu. Vaktiyle aynı konu İzzet Baysal Hastanesi'nin, devlet hastanesinin, İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nin boşalmasıyla ilgili bir konuda Bolulara ben sizler vasıtasıyla bir beyanat verdim. Bütün Bolu ayaklandı ve o hastanenin önünde sivil toplum örgütleri, belki sizler de onlardan biriydiniz. Bu hastane bu vaziyette olamaz dedi arkadaşınız ve bu hastane hakikaten bugünkü sağlık müdürümüzün gayretiyle hakikaten eski güzel şeyine kavuştu. O yani Bolu halkına duyurmamız yetti bize. Oradaki Bolu halkının hastane önünde bu durumu prostote etmeleri nedeniyle. Benim ümidim bu duyuruyla Bolu halkı
sahip çıksın. Biz yönetim gerçekten olarak, öğrenci. Biz başkan ve yönetim kurulu olarak 14 tane bugün halk üyemiz var. Ve bizler gittikten sonra ablam, aile yeğenleri bu adet 21'e yükselecek. Yani bunu bundan sonra artık sonuna kadar 21 tane halk üyesiyle, içinde ayrıca 7 tane şeref üyemiz var biliyorsunuz. Vali, belediye başkanı, ticaret odası başkanı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürü gibi 7 tane 28 mütevelli üyemizle oluşuyor. Esas olan amcamın söylediği, onun için biz aile fertleri gittikten sonra yeni yönetime boşalanlar yerine halk üyelerimiz seçiyorlar yeni üyeleri. El birliğiyle karar verip seçiyorlar. Bir tek üye boşaldıysa o bir tek üyeye genel kurula, 2 senede bir yapılan genel kurullara tek üye olarak getiriyorlar. Geçen sene 2 üyemiz boşalmıştı. Biliyorsunuz isimlerini de. Biri rahmetli oldu. Birisi Antalya'ya yerleştiği için kendi bıraktı. Onların yerine 2 tane yeni üyemizi gene halk üyelerimiz kendi aralarında 2 isimde birleşerek bakın genel kurula getirdiler. Ve ondan önce de yalnız bana hakikaten başkan olarak biz bunu seçtik. Ne dersin dediler. Ben araştırdım. Hakikaten Bolu'yu benden iyi bilenler olarak zaten bu kararı biz Bolu'lara bıraktık. Hakikaten benimsediğim, benim de sonradan benimsediğim kişiler seçilmişler. Ve zaten bakın bir şeyi daha söyleyeyim ben size nasıl seçiyorlar bunu. Her üyemizin, her halk üyemizin boşalan, bunlar artık teferruat oluyor kusura bakmayın, hazır buluşmuşken, boşalan üyelik yerine genel kurullarda yeni bir üye teklif etme hakkı var. Fakat kendi aralarında toplanıyorlar. Her halk üyesinin bir yeni üye teklif hakkı olduğu için belki o boşalan üyeliğe 14 üyeden 14 ayrı isim gelebiliyor. Kendi aralarında tartışıyorlar. Bakın size de benim isteğim olarak istediğim şeyleri yapılıyor haklı olarak. Genel kurula en son tek isimle geliyorlar. Ve genel kurula 14 kişinin imzasıyla sunuluyor o teklif. Ve tabiatıyla kazanılıyor. Ve benim tek görevim bana o ismi veya isimleri geçen sene 2 isimdi. Daha önce bildiriyorlar. Ben kendilerine telefonla arıyorum. Ve siz bu seneki genel kurulda üye seçilmek, büyük bir ihtimalle üye seçileceksiniz. Bunu kabul ediyor musunuz diye sormak mecburiyetindeyim. Çünkü haberleri yok. Kimse şu var, yani teklif ettikleri üyeyi kendisine duyurmuyorlar. Seni teklif ediyoruz diye. Konuyu değiştirdik diyor Necdet. Doğru, evet o ayrı. Bir ama soru sorabilir miyim? Peki diyelim ki bu tarafa yani o gastronominin merkez alınma olayı olursa tavrınız ne olur efendim? Yani nasıl bir tavır içine girersiniz? Tavır bence araştırdık biz. Hukuken hem bizim vakfımızın hem Mengen Hakkı'nın yasal olarak bu Mengen Hakkı'nın yasal olarak idari mahkemeye müracaat hakkı var. Bizim protokol icabı gerekli merci mahkemeye o protokole karşı aykırıdır diye dava açmamız ihtimali var. Ben bunun bu elimizde bu yetki olmasına rağmen şu bildiriyle buna gerek kalmayacağına eminim. İnşallah. Bir şey sorusu olan var mı? Evet. Ahmet amca. Evet. Sizin bir hukuk fakültesi. Evet. Protokolünüz de var. Evet. Bülent Başkanım'ın sorduğu yerden kalkarak bundan sonra ne olur meselesinde biraz o hukuk fakültesi meselesini açar mısınız efendim? Genel tavır olarak baktım. Hukuk. Yanınızda bu konuda çok önemli bir isim de var. Sayın Orhan Uçar. Evet. Yeni kurdukları Bolu platformunun da başkanı. Evet. Sizle de beraber bu gastronominin bize göre öncülerinden birisi. Evet, doğrudur.
bu açılımı biraz hep beraber açalım. Biz tam bu kelimelerde anlaşamıyoruz. Gastronomi, gastronomi deniyor. İki kağıdı yan yana koyuyorum. Sizin protokoldeki kelimeyle bu okul kelimeleri aynı şey değil. Burada Mengel İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Eğitim Kampüsü kelimesi var. Turizm Fakültesi'nin içindeki dört bölümden biri, sizin yazdığınız gibi gastronomi mutfak hizmetleri bölümü. İkisi aynı değil. Anladığım kadarıyla iki yıllık bölümlerin aşçılık mı orada kalınması söyleniyor. Sayın Valinizin size söylediği cümle, kesinlikle aykırı bir iş yapmayacağım demiş rektörlük. Bu konuyu tam ben algılayamadım. Beraber açarsanız mutlu olurum. Valla benim görüşüme rektör bu cümleyle hakikaten Mengen halkının tanışılacağı zaman Mengen halkının kazanılmış bir hakkının yeneceğine inanıyor. Fakat oyalamaya gidiyor. Çünkü biliyorsunuz davası şu rektörün. Yeni bir fakülte kuruldu bu sene. Turizm Fakültesi. Yani bu rektörün zamanında kuruldu. Nereye inşa edileceğini sorarsanız bizim yaptığımız inşaat mühendislik fakültesine taşınacakmış. Bunu da bilgi olarak söyleyeyim bugün. Yani o değişikliklere yeni muhtali oluyor. Neyse. Yani şunu söyleyeyim. Yani tekrar etmiş oluyorum. Buyurun efendim. Gastronomi bölümünü yani Mengen halkının menfaatini hayal getirmeyeceğim demeyin sebebi muhakkak ki o kampüste bizim yaptığımız o binalar açılacak. O binalarda merkeze alacağı 4 yıllık gastronomi bölümünün bazı kısımlarını o binada devam ettirecek. Fakat ben size şunu söyleyeyim. Bu bir oyalamadır, yanlıştır. Sorun hiçbir ilde bir fakülte bir ilin bir yerinde açıldığı zaman ve orada 7 senedir devam ettiği zaman o fakülte oradan merkeze taşınmış mıdır? Böyle bir vaka Türkiye'de yoktur. Yani benim anladığım bu Mengen halkının halkının hakkını helal getirmeyeceğinizdeki mana o merkezde açılarak 4 yıllık gastronomi bölümünü merkeze götürecek ama bu gastronomi bölümünü araştırdığınız zaman muhakkak içinde bazı kısımlar vardır. 2 yıllıklar vardır bilhassa. Onları Mengen'de bırakacak. Esas olan 4 yıllıktır. Gastronomi manası itibariyle bildiğiniz gibi aşçılık ve yemek sanatları merkezinin bilimsel adıdır gastronomi. Ve orada açılmıştır 4 yıllık. Dolayısıyla konu 4 yıllığın oluya oradan taşınmaması konusudur. Yazımızda belirttim. Sizler de Bolu'lar, Bolu gazeteciler olarak veya Bolu'da yaşayanlar olarak bizler Bolu'lu olarak her birimiz Mengen ilçemizde iftar ediyoruz. Tarih boyu ülkenin aşçılarını yetiştirmiş bir ilçemizdir. O ilçemizde Bolu olarak iftar ediyoruz biz. Ve bu iftarla her zaman beyan ediyoruz. Yani Bolu aşçılar merkezidir demiyoruz biz. Bunu inkar edebilir miyiz? Tarih boyu Osmanlılara mutfağına aşçılar vermiş. Yemek konusunda kendini tanıtmış ve bizler de Mengen'i o bakımdan, o Mengen ilçemizde biz iftar ediyoruz Bolu olarak. Bolu Mengen diyoruz sen. Evet. Bolu Mengen Aşçılar Merkezi. Yani bunu, bu ismi değiştirmeye, bunu oradan kaldırmaya kimsenin gücü yetemeyecektir. Evvela onu söyleyeyim ben. Bu beyanatıma, ben bu beyanatıma güveniyorum. Benim mahkemeye, idare mahkemesine vesaire Mengenlerin oraya gitmesine benim dava açmaya gerek kalmadan bu mesele bu bildiriyle çözülecektir. Ben ona inanıyorum. Başka türlüsü İzzet Baysal'a artık Bolu'da kıymet vermemek olur. Ben bunu kesinlikle söylüyorum. Bu rektörümüz bana ne kadar İzzet Baysal'a saygılıyım demesine rağmen
İzzet Faysal'ı daha tanımamış, en büyük, o rahmetliyle en büyük kötülüğü yapmış oluyor bence. Bu kadar söyleyeyim, yapamam. Biz bunu hukuk yoluna gitmeden parlamentoya eminiz. Göreceğiz sizin beyanınızdan sonra gelişmeler olacaktır herhalde. Beraber de yaşarız. Yalnız şunu gördüm ben, onu da söylemeden edemeyeceğim. Bu beyanatı onun için yapıyorum bile de. Bazı gazetelerde bu konuda da bol bol bazı yazarların aksi görüşü var. Yani bol merkeze gelmeli. Merkeze gelmeniz daha iyi gelişir diyor. Gerekçe olarak da. Geçen sene de yaşandı bu olay diyor. Yaşandı, hakikaten yaşandı. Rektörler bunun mücadelesini yaptı. Rektör buna rağmen hakikaten ben geldi, devam etmeye karar verdi. Çünkü bu rektör daha sonra geldi biliyorsunuz, şeyden sonra. Müsaade eder misin abi? Ben tabii, buyur. Şimdi değerli arkadaşlar, bir kere bildiğimde de belli. Gastronomi bölümünü bizim bu girişimimizden sonra, bizim bu inşaatta başlarımızdan mütevellit Mengen'e taşınma diye bir olay yok. Neticede Mengen'de var olan bir olay bu. Mengen'de varmış emanet binalarda bugüne kadar öğretim görmüş talebeler. Bize talep geldi. İşte beraber hep birlikte Mengen'e gittik. Oradaki köyler 28.000-29.000 metrekare araziyi bu amaçla yapılmak kaydı ve koşuluyla üniversiteye terk etti. En son bize geldi. İşte bizim de o zaman ortaokul inşaatımız devam ediyordu. Başlayacak gücümüz yoktu. Yer bir tarihte buna başlar düşüncesiyle neticede bir protokol yaptık. Protokolün gereği burada 16 milyon civarında bir rakam yazacağım ama bunu fiyat farklarıyla birlikte 20 milyon aşan bir konu bu. Bu para Bolu'ya harcanacak bir para. Yani vakfın parası. Nereye harcanıyor para? Eğitim harcanıyor. Nereye harcanıyor? Sağlığı harcanıyor. Şimdi biz para yatırımı yapmışız burada. Bu yatırım ne olacak orada? Oradaki proje özel proje. O proje yapılırken gastronomi olan üniversitelerde incelemeler yapıldı. Oraya uygun proje tespit edildi. Şimdi hal böyleyken bunun ötesinde bir de burada gastronominin bölümü açılırken bütün alet edevatını Öztürkler var mesela. Onlar gibi etmişler. Oradaki ağaçlar belli yerler yapmışlar. Şimdi bunların hepsi şartlı değil. Sen bunların hepsini kaldıracaksın, buraya çekeceksin. Burada diyeceksin gastronomi ben burada aldım. Şimdi bize tabii bol olarak şunu söylüyor. Siz niye istemiyorsunuz? Yani bazı gazeteci arkadaşlarımız bunu da vurgulamak isterler. Efendim biz önce yaptığımız protokola sadık kalmak istiyoruz, ona sahiplenmek istiyoruz. Ben biliyorsunuz İzzet Baysal'da dolu dolu yaşayan bir insanım. İzzet amca İstat'ı seven bir insan değildi. Bakın size bir örnek anlatacağım. Biliyorsunuz bizim yukarıdaki hastane uzun süre boş kaldı. Donanım yapılmadı. Hiç unutmam. Genel Rakıcıoğlu vali, ben ve Ahmet abi yemekteydik. İzzet amca, valimiz de biraz laç laflar etti orada. İzzet amca ayağa kalktı, Ahmet biraz gelsene dedi. İşte Ahmet abi burada. Aşağı odaya indiler, 10 dakika sonra Ahmet abi geldi. İzzet amca bütün yatırımları durdurun demiş. Nedeni ne biliyor musun? Benim sokağa atacak param yok. Madem taşınmayacaklardı, bu yatırım ne yaptı? Evet, doğru. Şimdi ben soruyorum. 20 milyon parayı oraya alacağız vakıf olarak. Madem bu gazetelerini kapacaksınız, biz niye oraya yatırım yaptırıyorsunuz? Biz meseleyi önce buradan bakıyoruz. Biz vakfın prensiplerine, ilkelerine sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Bol olarak söylüyorum. İzzet Baysal yönetim kurulu üyesiyim. Bunun ötesinde biliyorsunuz 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. Uzun süre İzzet Baysal'ın teşkilat sahibi oldum. Onu iyi tanıyan bir insanım. Ben bunu savunmak mecburiyetindeyim. Yani İzzet Baysal'ın ilkelerini savunmak mecburiyetindeyim. Bunu da bütün bol halkının böyle bilmesini öğrenme rica ediyorum. Evet, ben burada değindiği konuya bir de detay vereyim. Hakikaten öyle oldu. Ne zaman bize geldi bu gastronomi bölüm vakfı? Bir iftar yemeği için bizler vakıf üyeleri Mengen'e davet edildik. Senesini katılanlar hatırlarlar. İşte bu
şeye karar verdiğimiz zaman. Mengen halkı orada başkanları Turan Bulut olmak üzere bana konuyu açtı. Efendim bizim halk, yani bizim 4 senelik gastronom bölümü, bakın başlangıcı buradadır bunun. Burada 6 yıldır faaliyetlik gösteriyor. Fakat eski bir binadan, lise binasından oluşmuş, imkansızlıklar içinde bizim köyün ismini de hatırlamıyorum. Bu köyün bu uygunsuz veya yetersiz yerde çalışmasına gönülleri razı olmadı. Şu kadar işte yazdık 27 bin dönümlük bir yer arazisi şeye tahsis ettik. Üniversiteden de buraya yeni yapılmasını bekliyoruz diye Turan Başkan bana ifade ettiler. İlk defa bu ihtiyaçlarını orada duydum. Yani oraya açılmış olan 4 yıllık gastronomi çalışıyor ama imkansız şartlarda çalışıyor. Tutmuş, bakın bütün Bolular böyle olsunlar. İzzet Baysal'a sanki armağan eder gibi üniversiteye 26 dönümlük bir kısmı sen buraya bu kampüsü taşı ve yeni binalar yaptır demişler. Ve Deli Belediye Başkanı o iftar yemeğinden sonra bize bir çay sohbeti verdi. Konuyu bana ilk defa açtı. Dedi biz devletten buraya rektörlük başarılı olamıyor tahsisat almak için. Siz de bir Baysal Lisesi'ni yapıyorsunuz, hala programınızda var. Ama ondan sonra imkanınız varsa ne olur vakıf olarak bize buraya bu 4 yıllık gastronomi ve yüksek devam eden, daha önceden devam eden yüksek meslek olduğu için bize bir şey yapın dediler. Bakın işin enteresan tarafı. Bir İzzet Baysal'ın yeğeninin diyeyim, ben onu temsil ediyorum. Düşündüğüm şu oldu. Sayın Başkan dedim, Turan Bey'e bunu yazabilirsiniz. Bunlar gerçek. Bunlar İzzet Baysal'ı daha iyi tanımanıza vesile olur. Şunu dedim, Sayın Başkan sen bunu, biz 2 sene sonra hakikaten programımız boş. Bolu'ya da bir şeyler yapmamız lazım. Çünkü her sene Bolu'ya gelirimizin %75'ini harcamak mecburiyetindeyiz biz. Eğitim ve sağlık. Yani öyle bir mecburiyet altındayız. Maliyeye karşı. Yoksa bizden muafiyetimiz kalkıyor. Büyük gelirimiz olan kiralardan beyanname ve kira ödemek mecburiyetinde kalacağız. Bizim bu mecburiyetimiz var. Bu %75'ini muhakkak harcayacağız. Onun için çabalıyoruz. Önümüzde 2 yıl sonra Baysal Lisesi bitince, pardon ortaokulu bitince başka inşaat da yok. Dedim ki güzel alırız ama birinin hakkı yemiş oluruz. Sizin burada benim bildiğim bir çok güzel bir iş adamı var. Bolu'ya vaktiyle yurt yapmış, ortaokul yapmış. Mehmet Kahraman var dedi. Ahmet Kahraman var dedi. Rahmetli oldu biliyorsun. Benim dedim ona sormak mecburiyetinde var. Ona teklif etmem lazım dedim. Ona düşer dedim. Bu güzel kampüsün ismi Ahmet Kahraman Kampüsü olarak, Ahmet Kahraman Gastronomi Merkezi olarak ona düşer dedim. Herkes için de bakın söylüyorum. Tabii Turan Bey yanımda, diğer arkadaşları hatırlamıyorum. Çay içerken herkesin huzurunda ben Ahmet Rahmetli'ye telefon açtım. Ve açık telefonumda belki herkes duydular. Ahmet Bey dedim, biz böyle bir teklif geldi İzzet Baysal Vakfı Başkanı olarak bana. Ben de şunu düşündüm, bu isim sana layık olur. Sana layık olur. Biz zaten Bolu'ya harcamak mecburiyetindeyiz. İster Mengen olsun, ister başka ilçemiz olsun, ister Bolu olsun. Sana düşer dedim, sana layık olur. Gel sen bunu kabul et, ismine de Ahmet Kahraman Gastronomi Merkez Okulu diyelim dedim. Bana şunu söyledi, Ahmet abi dedi, bana abi derdi. Her zaman Allah razı olsun. Ahmet abi dedi, aradığın için çok teşekkür ederim dedi. Benim Gentaş'ta yeni bir yatırımım var. Ona devam etmek mecburiyetindeyim. Ama ben İzzet Baysal ismiyle orada bir 4 yıllık gastronomi fakültesinin açılmasına siz el atarsanız bilakis memnun oldum dedi. Bakın bunu yazabilirsiniz. Bu gerçektir. Birçok kişinin huzurunda konuşulmuştur. Yani İzzet Baysal vakfı olarak biz çok şeye sadık kalıyoruz.
Bir örnek daha vereyim. Yani değişik olacak ama İzzet Baysal Vakfı'nı daha iyi anlarsınız. Ahmet Baysal'ı daha iyi anlarsınız. Biliyorsunuz şu öğretmen örneğimiz vali kimin zamanındaydı? Hadi be. Vali hayır. İsmi şeye yazılı bir anaokulu var. Mehmet Ali Türk zamanında biz amcam söz vermiş. Onun hikayesi vardır. Rahmetliye bir şey toplantı düzenlediler. Orada bütün öğretmenler toplanmış. Bir yemek esnasında kalabalık bir grupta amcamdan bollular. Siz madem bizim babamızsınız, bizi evlat biliyorsunuz. Bunu çok daha iyi bilir. Bize bir öğretmen evi yapın dediler. Halbuki programda bizim tüzüğümüzde öğretmenlere eğitim ve şey dışında öğretmenlere özel bir öğretmen evi yapma şeyimiz yok. Buna rağmen bu o zaman da inşaatlar devam ediyor. Herkesin içinde o kadar güzel konuşmalar yaptılar ki bu talebi yazılı olarak daha önce yapmış olmalarına rağmen hepsi çıktı öğretmenlerin güzel konuşanlar. İzzet Baba sen bizim babamızsınız. İşte devlet bize kasredir. Öğretmenini yapmıyor. Siz bize öğretmenini yapıverin lütfen diye. Programımız da yok. Vakıf kurulmuş ama daha öyle bir karar alınmamış. Cevap bekliyorlar yani. Mikrofona çıkmışlar, mikrofonla cevap bekliyorlar. Ben tabii amcam konuşmuyor biliyorum ama hissetti. Beni yanına çağırdı. Yanında da vali var. Uyum masasında oturuyoruz. Oğlum dedi, söz ver. Onu da yapacağız dedi. Bak. Kendisi 2000 yılında rahmetli oldu. Arkadaşlarla görüştük. Bizim tüzüğümüzde kendisine imzaladığı senette öğretmenlere ait ayrı bir şey yok. Bunun üzerine benim de siz biliyorsunuz rahmetli babamdan Allah gani gani rahmet eylesin. Bize çok büyük varlık bıraktı ablam ve bana. Bizim o imkanımız vardı. Biz amcanın o sözünü hatta bizim üyelerden Eyüboğlu zannediyorum gazetede amcamın bu sözünü tekrarladı. Bakın söz verildi hala yapılamıyor diye. Biz eşimle konuştuk, yani var, imkanımız vardı ve bu binayı yaptık. Bununla gelmek istediğim nokta bu değil. Valiye o zaman yer arayın bize dedim. Sayın Valimiz, o zamanki Valimiz Mehmet Ali Türker, bize nereyi teklif etti? Nusret'in iyi olur cevap var. Bakın, güzel. Bize nereyi teklif ettiler biliyor musunuz? Kızılay. Meydanı var ya, orayı teklif ettiler. Ben Ahmet Baysal olarak karşı çıktım. Kesinlikle söylüyorum. Tabii en güzel yeri bu. Hayır valim dedim. Böyle bir öğretmenim için, böyle güzel bir mekanı ben kabul edemem. Sonra Bolulara ben cevap veremem. Bir Bolulu olarak siz bana başka yer bulun dedim. Buradaki şu bina o zaman orman işletmesinin harabe halinde Kur'an bir binasıydı. Burayı teklif ettiler. Allah nasip etti burayı yaptık. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz Bolu olarak ben Bolu'nun hakkını her zaman müdafaa ettim. En güzel yeri teklif etmelerine rağmen orayı kabul etmedim. Bu herhalde büyük bir fedakarlıktır sanırım. Ve sonradan Bolu'lara hesap veremem dedim. Ve hakikaten çok güzel. Burayı yaptık, işletiyor. Yani bunu da belirtmiş olayım bu becerliyle. Yani bizim mücadelemiz, yani Menge'nin Bolu'ya alması Bolulara bir fayda değildir. Boluların bir hakkın gasp edilmesine göz yumması demektir. Menge tarih boyu bizim gururumuz oldu. Çünkü oradan ülkenin dört bir yanına ahçı yetiştirdiler. Gastronomi bölümü dolayısıyla oranın hakkıydı, orada açıldı, o hak kimse yiyemez o hak. Biz de yedirmeyiz tabiatıyla. Bir protokol imzaladılar, oraya İzzet Baysal Gastronomi ve Yüksek Meslek Okulu kampüsü ismi vereceğimize dair anlaşmamızda imzası var. O zamanki rektörüm, eğer her rektör değiştikçe eğer bu şeyler olacaksa demin şey ettiği gibi bir ara amcamın sağlığında işte gayet iyi biliyorum.
devlet hastanesinin o taşınamaması halinde bize devlet hastanesini yaptırdılar. 4 sene eski Boz'daki binayı oraya taşıyamadılar şimdi. Ve onu anlattı. Ve amcam o kadar üzüldü ki buna, bana aynen şunu söyledi. Bundan sonra Bolu'ya hizmetleri keselim dedi. Bakın. Ama biz Bolu'lar, ben Ahmet Baysal olarak hiçbir zaman amca bu olmaz dedim. Biz bu vakfı kurduk, senedi imzaladık. Bu Bolu'da hangi yönetim gelirse gelsin bazı aksaklıklar olabilir ama biz Bolu'ya hizmetimize devam edeceğiz dedim. Ve de devam ediyoruz. O da bana güveni sonsuzdur. Allah rahmet eylesin. Ve ona çok dua ediyorum. Şimdiye kadar şunu gelen, kesinlikle bir yeğeni olduğu için değil, örneği olmayan bir hareket başlattı. Dünyanın hiçbir yerinde bir halka adanmış bir şahsın vakfı yoktur. Bolu, İzzet Baysal Vakfı'na tüm varlığıyla, varlık nedir? Onu da anlatayım. Varlık Bolu'daki, ama İstanbul'daki gelir getiren 8 tane mülküdür. Varlık budur. O kiraların gelirleri vardır. Bir de kendisi vefat ettiği zaman şunu söyledim ben. Hepimizden fakir öldü amcam arkadaşlar. Tamamını çünkü vasiyette vermişti zaten. Fakat üniversite kurulmaya başlayınca okumuştur bunun hikayesini siz. Üniversite konusu girince yetmedi vakfa aktarılan meblağ. Mecbur kaldı bu durumu üniversitedeki gelişimi irdelemek için sağlığında tüm o 8 mülkün tapusunu sağlığında vermiştir. Ve o gelirler o zamandan beri vakfa aktarılmaktadır. Üniversite o gelirlerin, o kira gelirlerinin şeyiyle, bir de fabrikamızı sattık üzülerek. Yani 700 için çalıştığı o güzel fabrikayı üretimi feda etme pahasına. Çünkü ben fabrikanın müdürüydüm ve amcam da kurucusuydu fabrikanın. Yani fabrika benim evladım derdi. Elden çıkarmayı istemezdi. Fakat vakıf kurulunca arkadaşlar, işte hele üniversite başlayınca amcam, ben vakfın müdürü olarak, vakfın çalışanı olarak teknolojiyi yerliyor dökümde. Amcama bir sürü proje sunuyorum. Şunu yapmamız lazım. Evladım, oğlum idare ediver. Bak Bolu'ya yine güzel hizmetler yapıyoruz. Paralar oraya gitsin. Çünkü bütün vakfın, yani o fabrikanın geliri onun. Fakat benim isteğim doğrultusunda o geliri her zaman fabrikanın yenilenmesine aktardık. Fabrikayı Türkiye'de hiçbir kimsenin rakip olamayacağı, cesaret edeceği bir şekle getirdik. 9 sene fiyat artırmadan hem, hiç fiyatımızı artırmadan bayilik sistemiyle, kimseye de bir hakkı, sen satış hakkı vermeden, direkt olarak amcam ilgilendi bilhassa başında, biz gönderdik. Yani 9 sene hiç fiyat artırmamışız. Sonradan çıktı bu hikaye. Ve bakın ne mecburiyetine kaldık. Bir ara